Hayırlı sabahlar. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 2 günlük Türkiye ziyareti gündemde tartışılmaya devam ediyor. Ve haliyle bu ziyarete tepkiler var, bu davete tepkiler var. Ve bunların tabii ki haklı gerekçeleri de var. İsrail'in Filistin'de yaptığı mezalim hala devam ediyor. Neredeyse Filistinli öldürmediği gün yok. Kudüs'ün durumu meydanda. Yasa dışı yerleşim inşaları meydanda, bu İsrail'in zaten devam etmekte olan işgalini Filistin toprakları üzerindeki daha da genişletmeyi hedefleyen bir proje ve bütün tepkilere rağmen, dünyadan gelen bütün tepkilere rağmen İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Netanyahu gitti ama yerine gelen Bennett hükümetiyle de bu politikalarda bir gözle görülür bir değişiklik yok. Şimdi burada esas tabii sorgulanması gereken şey Türkiye yönetenlerin İsrail politikası, İsrail politikasının zikzakları, çelişkileri. Malum One Minute denildi Davos'ta yıllar önce ve onun üzerinden epeyce bir siyasi rant devşirildi. Güya İsrail'e kafa tutan bir imaj ortaya konuldu ve epeyce pazarlandı. Müşterisi de oldu ve uzun süre bunda idare edildi. Halen de unutulmuş değil ama reel siyasete bakıldığı zaman, reel politikalara bakıldığı zaman İsrail'in, İsrail'le ilgili Türkiye'nin duruşunda esasa taalluk eden hiçbir değişiklik yok. İsrail bildiğini okumaya devam ederken Türkiye'nin de İsrail'le işbirliği her alanda artarak devam etti. Ve şimdi bu ziyaret vesilesiyle Erdoğan tarihi bir dönüm noktası olarak nitelediği bu ziyarette verdiği mesajlarda, yaptığı konuşmalarda enerji ve enerji güvenliği işbirliği için hazırız ifadesini kullandı. Daha evvel de İsrail'in bize, bizim İsrail'e ihtiyacımız var ifadeleri de yine Erdoğan'a ait. Ama diğer taraftan yine hafızalardan silinmeyen çocuk katili, terör devleti gibi suçlamaları da unutulmuş değil. Şimdi İsrail'le ilişkiler zor ve öyle bir kalemde değerlendirilebilecek ilişkiler değil. Netice itibariyle öyle veya böyle orada İsrail diye bir devlet var. Önemli olan bu devletle ilişkilerin nasıl yürütüleceği, nasıl yönetileceği. Ve bu da bir denge gerektiriyor. Oradan oraya savrulmaları değil, prensipler temelinde bir dengeyi icap ettiriyor. Ki bu dengenin kurulabildiği dönemlerde çok fazla bir sıkıntı olmamış. Nitekim aşağı yukarı 26 sene evvel, aşağı yukarı bugünlerde biz rahmetli Demirel'le, Cumhurbaşkanıydı o zaman, İsrail'e gittik resmi gezi. O heyette biz de vardık. İsrail ziyareti esnasında Filistin'de ziyaret edildi. Gazze'ye gittik, Kudüs'e gittik, Mescid-i Aksa'da namaz kıldık. Ve bunların hepsi Demirel döneminde oldu. Hem İsrail yönetenlerine hem de Filistinlilere önemli mesajlar verildi. Ve bu arada Filistin'e kalıcı ve sağlıklı bir destek noktasında önemli bir adım atıldı. Ve orada bir sanayi, organize sanayi projesi oluşturularak o istikamette bir hazırlık yapıldı, bir adım atıldı. Ama sonrasında tabii İsrail'de farklı rüzgarlar esti, burada farklı şeyler oldu vesaire ve Türkiye'nin İsrail'le ilgili politikalarında da zikzaklar oldu. Filistin'e verilmesi gereken bu anlamda altyapı desteği, ekonomik destek de istenen manada maalesef devam ettirilemedi, hayata geçirilemedi. Ki esas zaten Filistin'in ihtiyacı olan şey bu anlamda reel ayakları yere basan projelerle Filistin'i güçlendirmek olmalıydı.
öyle içi boş hamasi söylemlerle Filistin davasını savunmak mümkün değil. Yani bunun İsrail gerçeğini de dikkate alarak ve İsrail'le de böyle bir dengeli ilişki içerisinde olarak bu süreci yürütebilmek önemli olan bu. Yoksa bir taraftan katil devlet, işte çocuk katili vesaire gibi suçlamalar yapıp tribünlere yönelik olarak ama esas da ve reel ilişkilerde tam gaz işte savunma sanayi, enerji işbirliği, ticaret, işte ulaşım şu bu. Bunların tümünde gayet hiçbir şey yokmuş gibi ilişkileri gayet düzgün götürmek. Bu çok dürüst bir politika olarak nitelendirilemez. Dediğimiz gibi bu bir denge meselesi ve bu dengeyi maalesef AKP iktidarlarında göremiyoruz. AKP iktidarının politikalarında bunu göremiyoruz. Onun için Filistin'e de bir faydası olmuyor bunun. Ve neticede tribünlere yönelik İsrail suçlamalarıyla reel politikadaki tam gaz işbirliği arasındaki makas açıldıkça bu samimiyetsizlik de herkes tarafından fark ediliyor ve sorgulanmaya başlanıyor. Ve burada İsrail ile ilişkileri tekrar düzeltme adına Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlanması, kısıtlanması falan gibi şeyler de gündemde. Buna ilişkin haberler de gelmeye başladı. Aynen Mısır'la olduğu gibi burada da işte bir söylem, eylem farklılığı kendisini gösteriyor. Halbuki gene Demirel'le bitirelim. Demirel'in başbakan olduğu dönemlerde İsrail'in zaman zaman işte tırmandırdığı o krizler, gerilimler sonrasında en sert yaptırımların uygulanabildiğini hatırlıyoruz. En sert çıkışların yapıldığını hatırlıyoruz. Büyükelçilerin çekildiğini hatırlıyoruz. Ve ama yine onun döneminde ortak akılla belirlenen politikalar gayet dikkatli bir şekilde götürülüyordu ve Filistinlerin hukukunu korumayı amaçlayan, işte Kudüs'e sahip çıkmayı amaçlayan politikalar uygulanıyordu Türkiye Devleti tarafından. Ama şimdi Filistinlere de bir faydamız yok ama İsrail'le yeniden ilişkileri düzeltme moduna girmiş durumda ülkeyi yönetenler. İşte tek adam rejiminin dış politikasının gelgitleri, savrulmaları bu konuda da kendisini gösteriyor. İsrail konusunda da kendini gösteriyor. Onun için bunların çok iyi fark edilmesi, sorgulanması ve bu yürütülen politikalardaki samimiyetsizliğin hesabının sorulması gerekiyor. Özellikle Filistin konusunda duyarlılık sahibi olan dindar muhafazakar kesimlerin AKP politikalarını, tek adam rejiminin politikalarını bu gözle tahlil etmesi ve dediğimiz gibi gördüğü çelişkilerin hesabını sorması gerekiyor. Bunları ifade ederek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.